Merhaba sevgili takipçilerim. Seyda'nın Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın bir zamanda anlatmış olduğum örneğin nergis çiçekleri yelek örneğinin kol kesimini anlatacağım bugün. Şimdi videomuzu yeni görenler olabilir. Onun için şöyle önleri 77 ilmek başladım değerli izleyicilerim. 77 lastiğiyle beraber. Diğer önü de aynı şekilde. Bakın o da 77 ilmek. Dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği alt ucuna yaptıktan sonra örneğe başlıyorsunuz. Zaten nergis çiçekleri yelek örneği videomuzda var. Böyle bir önün kol kesimini bugün yaptım. Diğerini de biraz anlatacağım. Arkası için de 130 ilmek. Bakın arka kol kesimine kadar 50 santim örüyorum. Yani kol kesimlerinin tamamını 50 santim. Sonra yukarıya doğru hiç ölçmüyorum. Ama bu kol kesimini istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Daha uzun, daha kısa da. Burada da bakın bir örneği bitirdik. Böyle lastiğiyle beraber yukarıya doğru çıktık. Dilediğiniz uzunlukta yaparsınız. Omuz kısmının genişliğini kendinize göre ayarlarsınız değerli izleyicilerim. Bu 40-42 beden arası diyelim. Dolu dolu. Şimdi bugün hemen diğer ön parçasının kol kesimiyle devam edeceğiz. Bakın şöyle ip kullanmıştık. Şöyle değerli izleyicilerim. Bundan 4,5 bobin falan gidecek. Yani 5 bobin almanız gerekir. Şimdi başlayalım. 3 numara şiş, 5 bobin ip orta kalınlıkta. Bakın şimdi şöyle izleyicilerim. Hemen kol kesimi için şu şekilde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek atıyoruz. Ön lastiğinde 10 ilmeğimiz varsa kol kesimi olan yerlerinde de aynı genişlikte kaç ilmeğimiz varsa o kadar örüyoruz. Şimdi birinci sırasını daha kolay olması için dilerseniz aroşa da yapabilirsiniz. Dilerseniz hemen de bir düz bir ters de yapabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Ben şimdi hemen burada tamamını böyle aroşa örüyorum. Birinci sırası nasılsa dikişe giriyor. Hiç fark etmez. Şimdi burada 9 tane 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğimi ördükten sonra 10. ilmekle bir ilmek de yelekten alıyorum. İkisini bitiriyorum. Bakın. Yine dönüyoruz. Arka yüzde şimdi bir düz bir ters örüyorum. Yani normalde lastiğiniz nasılsa o şekilde zaten öreceksiniz. Bizim lastiğimiz bir düz bir ters olduğu için hemen o şekilde örüyorum. Bakın dönüyoruz yine. Şimdi ben buralarda ikişer tane aroşa ördüm. Daha güzel duruyor. Sonra bir düz bir terse geçtim. Böyle yakın izleyelim. Daha net göresiniz diye. Şimdi yine bakın 9 ilmeğimi ördüm. Şimdi 2 tane birden alıyorum. Yani 3 ilmeği eksiltiyorum. 2 ilmeğim bitmiş oluyor. Yine döndüm. Aynı yerde. Hiç böyle yeleğin ön parçasına gitmiyorum bakın. Tamamen sadece atmış olduğum 10 ilmeği örüyorum. Hem kol kesiyoruz hem de ördüğümüz 10 ilmeği. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Seyda'nın Örgü Evi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bakın şimdi hızlı geçiyorum biraz. Yani bir düz bir ters örüyorum. Bir düz 9 ilmeği bu şekilde örüyorum. Şimdi bir kere 2 ilmek kesiyorum. Bir kere 1 ilmek kesiyorum. Bazen hep 2 ilmekte kesebiliyoruz. Bazen 1 ilmekte kesebiliyoruz.
örneğimizin veya ilmeklerimizle de alakalı bu. Yani işte soruluyor, kol kesimleri farklı mı? Farklı olan kesim yerleri daha az, daha çok kesebilirsiniz yani modelinize, ilmeğinize göre. Aynı şekilde bakın, bu şekilde 3 tane örneğimizi bitiriyoruz değerli izleyicilerim. 9 ilmeği ördük. Şimdi yine 3 ilmeği bir kesiyorum. Şu an bir örneğim bitmiş oldu bakın. 2 örnek daha bu şekilde kesiyoruz. Sonra geliyoruz. Burada dilerseniz lastiğin ucundan başlayabilirsiniz. Dilerseniz bir örnek benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Arada bir örnek de bırakabilirsiniz. Sizler nasıl istiyorsanız o şekilde. Ben şimdi böyle hızlıca örerken siz modelimi yakından böyle yavaş yavaş izleyin. Yaka kesimine de gelelim hemen. Birkaç sıra daha öreyim ben sizler böyle izlerken yavaş yavaş. Hem bitmiş olan parçamızdan da bakarak yapabilirsiniz. Önleri 77 ilmek başlamıştık. Arkası da 130 ilmek değerli izleyicilerim. Bu büyüklükte yapacaksanız 5 bobin ip alacaksınız. 3 numarada şiş kullanmıştık. Daha büyük yaparsanız onu bilemiyorum. Kendinize göre ayarlarsınız örneklerini, ilmek sayılarını. Ben pek beden sayısı bilmiyorum. Tahminen söylüyorum. Sadece ördüğüm yeleklerin sayılarını veriyorum. Bunu belirtiyorum. Bazen mesajlarda yazılıyor işte. Kaç beden, şu beden yaparsak ne kadar ip gider falan veya şu bedene kaç ilmek, onları pek beceremiyorum, bilmiyorum değerli izleyiciler. Siz izlerken ben burada yavaş yavaş örüyorum. Hemen şimdi zaten yaka kesimine de gideceğiz hep birlikte. Çok kibar ve şık bir yelek oldu değerli izleyicilerim. Hem örneği kolay hem de zevkli bir yelek örneği. Bakın şimdi ben tabi tamamlayamadım ama şöyle iki tanesini burada daha bitirdim. Bir örnek daha bitirmem lazım komple ama sizlere yakadan da bahsetmek için hemen geçiyorum. Sonra ben onu ayarlarım yani. Şimdi şöyle izleyicilerim, örneğimiz de zaten böyle. Şimdi diyelim 3 örneği bitirdik. Hemen yakaya doğru gidiyoruz. Örneğimiz de bu şekildeydi. 4 ve 6 ilmekten oluşan aralarda ikişer ilmeğimiz, örneğimiz için de 4 ilmeğe ihtiyacımız vardı. Toplam 6 ilmek, yani bir örnek için 6 ilmeğe ihtiyacımız var. Şimdi bakın yakaya doğru geliyoruz ama orada da bir bir kesiyorum hep. Hemen bir sırada oradan anlatalım. Biraz değiştirmeli bir örnek ama çok da zevkli bir örnek değerli izleyicilerim. Bakın şimdi buradan ben ilmeğim 77 olduğu için bir tane örnek önce başladım kol kesiminden önce. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bir örneğimizi bıraktık. Az önce de söyledim. Dilerseniz buradan da bitirmeye başlayabilirsiniz. Şimdi şöyle iki ilmeği bir alıyorum. Sadece bu işlemi yapıyorum. Hep ön yüzden izleyicilerim. Arka yüzden normal bitirme işlemi hiç yok.
Sadece ön yüzden yakada bitiriyoruz. Bakın böyle sıramı tamamlıyorum sonra. Siz modelimi izlerken ben de sıramı hemen tamamlamak istiyorum. Şimdi bitmiş olan yeleğin parçasından da hemen sözlü olarak anlatalım. Ve bugünkü videomuzu tamamlayalım değerli izleyicilerim. Bakın şimdi burayı istediğiniz uzunlukta yaptıktan sonra hemen kol kesimine gelmeden bir örnek önce başladım. Yakayı bir örnek. Yani 2-3 sıra falan bitirmiş oldum ön yüzden. Sonra burada önde 10 ilmeğimiz varsa 10 ilmek attık gösterdiğim gibi. Önce onu 3 tane örneğimi bitirdim bakın. Buraya kadar 3 örneğimi bitirdim. Sadece orasını örüp. Sonra buraya geldim. Burada hep ön yüzden yukarıya doğru bir bir kestik. Buradan artık hiç eksiltme falan yapmıyoruz. Dilediğiniz genişlikte, uzunlukta yaparsınız. Yani bu şekilde. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.